Harikasın. Toplu bir alkış alalım bütün konuklarımız için. Hoş geldiniz. Leyla, neler hissediyorsun Leyla? Televizyondan izledim bugüne kadar, ilk defa bak geliyorsun. Nasılmış, ortam nasıl? Çok, neler söyleyeceksin? Beklediğimden çok daha güzel. Biraz heyecanlıyım tabii ki, ilk canlı yayınım. Evet, dün gece neler düşündün kendi kendine? Çıkarım, şöyle soru gelirse böyle yaparım. Efendim şu olur, bu olur, şöyle söylerim, böyle söylerim. Yok, bir plan yapmadım. Konuştun mu kimseye, konuştun mu kimseyle? Yok. Murat'la biraz demin konuştuk. Murat'la konuştunuz. Heyecanlıydı biraz, evet. Çünkü ilk canlı yayın deneyim olduğu için. Evet. Doğru yerdesin dedim. Vallahi söyleyeyim, harika oyuncular var, harika genç oyuncular var. Sana bir kere daha ben Pınar'cığım tebriklerimi söylemek istiyorum. Yani vatanım sensin, zaten çok güzel iş oldu. Yani Bergüzar'la harita söyleyecek hiçbir laf yok. Cidden, ama senin aile çok güzel oldu. Dışarıdaki oyuncular, herkes çok güzel. Vallahi helal olsun cidden. Çok. Sen neler hissediyorsun o konuyla ilgili? Yani ben içinde bulunduğum için o kadar mutluyum ki. Çok, ya benim için çok özel bir proje. Yani setin arkasında çalışanlardan tutun yönetmenlerine kadar, iyi ki bu işin içindeyim dedirtiyorlar her defasında. Ama o çok belli oluyor. Yani izlerken de oynayanların o şansları çok belli oluyor gerçekten. Çok çok, hepimiz çok seviyoruz işi. Pınar'ı ekibi sen mi seçtin? Anlat biraz şimdi filmi. Yani ne ekibi kim topladı? Kimler yan yana getirdi? Senin söz sahibi olman ne kadar filmin içinde? Yani filmin ortağısın, doğru mu? Yani mı? Evet, ama biz ilk filmi de zaten özellikle Murat'la biz birlikte bir film yapalım diyorduk. Onu zaten burada konuşmuştuk. Biz birlikte bir film yapalım diyorduk, ama biz birlikte oynasak neyi oynarız? Kardeş oynarız. Evet. Ama anlaşan kardeş olsa kimse izlemez. İzlemez. O yüzden de biz ne yapalım diyorduk? Zıt kardeşleri yapalım. Evet. Yani anlaşamayan zıt kardeşleri yapalım dedik ve Kardeşim Benim'e başladık. Sağ olsun seyircimiz çok sevdi, bize çok inandı. O yüzden bugün buradayız ikinci filmle birlikte. Kardeşim Benim bire giden var mı aramızdan? Evet, bu ikiye de gideceğiz anlamına geliyor. Ondan sonra yürür zaten bro, broli, kanka. Oralara doğru onlar, gider yani. Onlar nasıl isterse öyle. Biz de ona göre hareket ediyoruz zaten. Sonra devamı diğer arkadaşlarımızla yola devam ettik. Çok güzel iş çıkardılar gerçekten. Evet, Leyla da Pınar'dan. Action'a fazla bir iş olmuş herhalde değil mi? Aksiyonu biraz daha fazla bir iş olmuş Kardeşim iki herhalde. Aslında birinci filmde ona baktık. İlk filmde tabii karakterleri biraz tanıdılar. Yani Murat'ın oynadığı karakteri, benim karakterimi. Orada tabii eğlenceli anlarımız vardı, maceraları vardı ve yer yer hüzünleri vardı. Çünkü bir babalarının vasiyeti üzerine gidiyorlardı bir yola. Yer yer hüzünleri de vardı. Ama ikinci filmde seyirci çok nereyi sevdi? Neresini büyütmemiz lazım diye baktık. O yüzden eğlencesi ve macerasıydı. İkinci film birazcık bunun üzerine. Hem anlaşamıyorlar, hem zıtlar. Bir de istemediği olayların içindeler. Evet. Hem çekemeyiz, hem gevezeyiz yani. Hem bütün Türkiye'yi geziyorlar. İkinci filmde harika da görüntüler var filmin içinde. Bir fragmanı izleyelim, sonra devam edelim efendim. Şimdi filmde Murat sen daha böyle biraz vurdum duymaz. Evet. Doğru mu? Biraz daha zıpır. Aynen. Daha böyle bir başını belaya sokabilecek adam. Tabii. Murat daha böyle olgun, daha ağırbaşlı. Adamın hayalleri var, ben engel oluyorum abi. Benim karakter biraz öyle. Ben karakterimi de eleştiriyorum. Memnun değil misin karakterinden? Memnunum ama memnun değilim gibi yani. Ama el freni gibiyim. Murat... Yani adamı rahat bıraksam. Yani... Benim de hayale bak, köyden kız kaçırıyorum. Böyle bir hayal mi olur ya? Evet ama yani güzel bir kız kaçırıyorsun gerçekten. Aynen. Yani aynen. Ne, filmde hiç bunu konuştunuz mu kendi aranızda? Ya ben gerçekten de böyleyim, sen gerçekten de öylesin. Yani kendi karakterleriniz uyuyor mu filmdeki karakterlere? Benim benzer yanlarım var ama yani... Ben şöyle söyleyeyim. Burak'la iki kardeş olsaydınız günlük hayatta, gerçekten yani kardeş olarak denk gelmiş olsaydınız şu hayatta, bu çıkar mıydı ortaya? Nasıl bir şey çıkardı? Aslında çıkıyor. Çıkabilirdi evet. Evet. Çıkabilir yani buna benzer bir şey. Ya biz ama burada yani, olarak bunu yaşıyoruz aslında bu ama... Bu kadar sert olmazdı diye düşünüyorum. Çünkü artık adamlar her yerde kavga ediyor yani. Tabii, o kadar... Bütün filmin başından sonuna kadar... Ota şeye kavga ediyorlar abi. Yani. Ne ya abi? Ota ne ya? Tadını çıkarıyorlar. Canlı yayın. Hoş geldiniz. Hello. Hello. Sen ne diyorsun film için, neler diyorsunuz film için? Leyla. Leyla söyle. Güzel bir yol hikayesi oldu, çok sıcak samimi. Ben ilk filmi de çok sevmiştim. Çok sıcak samimi. Evet. İlk defa bu cümleyi duyuyoruz bir film için Beyaz Show'da. Gerçekten pek ama çok bence sıcaktı. Gerçekten bu iki kelime çok iyi anlatıyor. Eğlendiniz mi sette? Biz çok eğlendik. Gerçekten çok eğlendik.
Assos'ta başladı, sonra Rize'ye gittik, en son durağı Kapadokya'ydı. Senin bütün filmler de bir şekilde Ege bölgesinde geçiyor. Daha önceki yani film de çok, o civar. Çok ha? Tercih ettiğim bir şey değil ama senaryodan dolayı. O civarda geçiyor yani. Peki, evet. Ya ben Rize'deydim zaten. Orası o kadar güzeldi ki. Ve Pınar Gök Karadeniz'i kızı oynuyor, harika da oynuyor. Teşekkür ederim. Baba da harika. Evet, onu söyleyecektim. Evet. Engin abiyi göremedim galada, çok üzüldüm. Buradan öpüyorum kendisini. Engin abiyle aslında sahnelerim ve ben galiba filmin dram kısmıyım diye düşünüyorum. Evet, senin birazcık olduğun yer biraz dengeleyici, öteki tarafındasın ben yani. Ben sürekli bu tarafı sıkıştırıyorum. Gel. İster miydin filmin eğlenceli kısmında olmayı, yoksa öteki taraf Karadeniz kısmındaki dram daha mı iyi geldi? Her ikisi de yani içmesinden, ya ikisinde de olmak isterdim. Ama galiba ben biraz dram seviyorum. Öyle evet, bir şey. Sen gerçekten dram seviyorsun. Evet. Yani sen bir de enteresan bir şekilde iyi ağlıyorsun. Ay. Ya şu anda da ağlayacak gibisin. Yani hani biraz zorlasak bir ağlayacak aslında durumu. Aslında öyle değilim. Hiç yani normal Pınar olarak hiç öyle ağlayan biri değilim de karakterde sürekli ağlıyorum. Bir çileli durumum var. Bir seyredelim. Seninle hayır, ilgili bir VTR yaptık. Bir çileli durumum var. Bir izleyelim. Başına neler geliyor. Neredesiniz siz? Ha? Geç. Nedir senin bu kılığın? Anne. Ha? Bu saçının başının hali ne? Ha? Nereden buldun, süründün bu boyaları? Nereye gittin sen? Söyle bakayım bana. Kimlerin izin aldığında gittin balıya? İki bir şey sorduk. Sorma. Sorma. Nişanlını yolcu etmeden kaçıp gitmek de ne demek? Çocuk musun sen? Yalnız Hanım, benden müsaade almadan kalkmayacaksınız, oturmayacaksınız. Sevemez miyiz biz? Sevemezsiniz. Sokağa çıkmak yasak. Bu odadan çıkmayacaksın. Hadi yürü Fatma, odana git. Sus abla. Duydun mu? Gelmeyeceksin. Yürü. Evleneceksin o adamla. Otur yerine. Evlenmeyeceksin o yürü. Tutacaksın. Abla çekil. Yeter. Git. Sus. Sana ne? Yeter. Bana bak. Duy artık. Anne babam ne dedi bu usta? Elini körünü dedi. Zıkkımın tekini dedi, anladın mı? Yazıklar olsun sana. Nereye gidiyorsun hocam? Yazık beni de. Evet, bu senin için hazırlanmıştı ama burada dizi film deyince sevgili Burak'a aslında bir şey sormak lazım. Çünkü Amy ödül törenlerine katılacaktın, gidecektin, hı hı, ve orada Kara Sevda bir ödül alacak, doğru mu? Biraz bahsetsene ondan, neydi o konu? Evet, Amy ödül töreninde Kara Sevda. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,